Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evde dikişsiz maske yapımı. Size iki tane çok basit ve çok güzel maske örneği getirdim. Şöyle söyleyeyim size, bu dönemde çok önemli maske takmamız. Bunu bence herkes biliyor, bildiğiniz gibi herkes bildirildi, maske dağıtıldı. Herkes bence depoladı maskelerini. Ama bu kritik dönemde, yani şimdiki gelecek dönem bayağı uzun sürebilir ve bayağı uzun süre daha korumanız gerekiyor kendinize ve çevrenize. Çünkü biliyoruz maske takmanın amacı sadece kendimizi korumak değil, aslında çevremizi korumak. Yani biz hasta olmasak bile taşıyıcı olabilir. O yüzden ne kadar önemli maske takmamız bence bir kez daha vurgulayalım. Ve maalesef maskeler, cerrahi tipi maskeler vesaire tükenmek üzere. Üretim hızlı da olsa yurt dışına da gidiyor bu maskeler. Bilmiyorum ne kadar bulabileceğiz gelecek günlerde. O yüzden pratik böyle kendimiz için, ailemiz için kullanabileceğimiz maskeler üretebilsek niye yapmayalım evde diye düşündüm. Yabancı kanalları izleyerek çok güzel örnekler gördüm ve buldum. Dedim size de göstermek istiyorum. Çok az malzeme gerektiriyor. O yüzden bence herkesin evinde bulunabilecek şeyler bunlar. Hemen yapımına geçeceğiz. Ama size birazcık bilgi de vermek istiyorum. Aşağıdaki linklerde bakabileceksiniz araştırmalara göre. Herhangi bir maske %100 koruma sağlamıyor. Yani maalesef ben bir maske taktım artık hastalanmayacağım diye bir şey yok. Ama %100 korumasa bile bize bazıları %95, bazıları %70 evde yapılan maskeler %50 koruma sağlayacaklar. Bence bu hiç yoktan çok daha iyi. Çünkü hala insanlar evde çıkıp takmıyorlar maskeyi. Tabii ki herkes değil ama çoğu. Burada da bir araştırma yapıldı Avrupa'da ve maalesef çoğu ülkede bu rakam, yani herkesin takması gerektiği halde bu rakam %47. Sadece dışarı çıkanların %47'si maske takıyor. Bence bu rakam çok az. Yani en azından her devletin amacı en azından nüfusunun %80'i maske takmalı. Şimdi bu tabii ki maddiyet olarak da çok yorucu olabilir. Sadece düşünün 4 kişilik bir ailede her gün işe giden 2 kişi olursa eğer ve sadece markete gidip gelen mesela birisi olursa ve birisi sadece bir yürüyüşe çıksa haftada ilk günlüğünde o toplam bir ayda vurduğumuz zaman ne kadar maske demek inanılmaz çok. Yani bence ve bu araştırmalara göre de yarım saatlik, bir saatlik işimiz olursa dışarıda böyle bir evde yapılmış bir maskla çok rahatlıkla çıkılıp işimizi halledip eve dönüp güzelce onu yıkayıp ona da birazdan detaylara geçeceğiz. Nasıl yapacağız, nasıl bunları temiz tutacağız. Bana inanmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Ben ne doktorum ne bilim adamımım ama bu linklere bakın ve gerçekten bilim adamlara, doktorlara yazdığı araştırmalara, istatistiklere bakın, araştırın. Şimdi malzemelerimize bakalım. İlk maskemize gerektiren iki tane tokamız var. Bence herkesin evine bulunabilen ama başka böyle elastik bir şey de olabiliyor. Bir tane de böyle ben küçük bir örtü buldum veya bir bandala da olur, bir küçük bir parça pamuklu bir şal var, şal herhangi bir şey olabilir. İlk önce bununla başlayacağız çünkü bunu kesmek bile gerektirmiyor. Öbür maskemize bir tane sabun veya tişört üzerine iz bırakabileceğimiz bir herhangi bir şey olabilir mesela. Kalem. Bir tane makasımız var. Ve bir tane de eski, artık böyle bez için ayıktığımız bir tişört. Pamuklu olması. Mesela bu %100 pamuklu. Bunu da kullanacağız birazdan. Şimdi daha başlamadan önce şunu belirtmek istedim. Tabii ki maske takmak
sadece korunmanın tek yönü değildir. Bunu herkes biliyor. Bildiğiniz gibi hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe tutmamız gerekiyor. Yani sadece bir maske taktım artık tamam değil bu işler. Bunu unutmayalım. Maske sadece bu kompleks tedbirlerin, aldığımız tedbirlerin bir tanesidir, bir tane kalemidir. Yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle bir kare şeklinde olan bir bez bandara bez parçası bulalım. Ve bu taraftan şu şekilde kavurmaya başlayalım. Kedili arkadaşlar bilir şu durumu, kusura bakmayınız. Çok fazla takılmayayım elimdeki çizgileri. Sevgili iki kedimiz sayesinden oluşmuş. Şimdi bu şekilde olacak. Şu şimdi 3 katlı oldu. Maskelerin en az 2 katlı olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bu şimdiden 3 katlı oldu. Ve şimdi lastiklerimizi alıyoruz. Yani nasıl diyeyim, böyle 3'e bölelim maskemize ve bezimize. Ve yüz kısmı şu tarafa gelecek. Yani baktınız sizce bu biraz küçük. O zaman biraz şu yastıkları ona göre yerleştirin. Şimdi çok basit. Sadece şuradan böyle yerleştiriyorum. Ve şu taraftan bunun içine kaplayacak bir şekilde, yani içine sokuyorum ki giyerken, takarken ayrılmasın iki kumaş birbirinden. İçine soktum. Güzelce yerleştirmeye çalışıyorum ki rahat edelim içinde. Şimdiden görüyorsunuz bayağı kat kat oldu. Ama inanın ki rahatsız etmeyecek bir şekilde, çok da kalın değil. Ve şu şekilde maskemiz hazır. Takmasını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi yapımı çok basittir. Şimdi bakalım nasıl temizleyeceğiz. Tabii ki tavsiye edilene göre 60 derece veya üzerinde yıkayacağız. Elde ya da makinede yıkayabilirsiniz. Bildiğiniz normal kıyafetler gibi iyice kurulamasını bekleyip sonra bir dahaki sefere hazır olur kullanmaya. Öbür maskemiz için ben daha önceden çizgiler çizdim ki daha kolaylaştırsın işime. Şimdi aldım tişörtüme ve koltuk altından bu gördüğünüz şeklinde bir tane çizgi çizdim. Çok titiz olmanıza gerek yok. Bu yani aşağı yukarı bir ölçü olacak. Ondan sonra daha küçültebiliriz. Dediğim gibi altın bir çizgi çizdik. Şimdi üstten de çizeceğiz. Yakası dışarıda kalacak şekilde bu gösterdiğim hizada bir çizgi çizerim. Şimdi kol kısmına geçiyorum. Benim kocaman bir tişörtüm olduğu için ancak bu şekilde gösterebilirim size. Bir U şeklini çizeceğiz. Şimdi benim çizdiğim gibi deneyin. Yani omuz kısmının ortasına gelir. Yaka ve omuz arasında neredeyse ortasına kadar bir U şeklini çizelim. Bu taraflarda maskenin kordonu olacak. Şimdi öbür tarafa geçelim ve aile işlemleri yapalım. Çizgilerden keselim. Maskemizin şekli hazır. Sadece çıkıntılara, kenarları birazcık düzeltebilirsiniz. Şimdi nasıl takılacağına bakalım.
Umarım hoşunuza gitti bu video. Öyleyse bir like verin ve paylaşın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diye. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.